Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü ve Bahçeli Evler Kampüsü'nde Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın tatbikatı düzenledi. 23-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yangın tatbikatına idari ve akademik personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın söndürme tekniklerini ve yangın tüpünün kullanımını göstererek öğrencilere yangının söndürülmesiyle ilgili uygulama yaptırdı. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri verilen eğitim ile yangına nasıl müdahale edilmesi konusunda bilgilendirildi. Güzel bir hazırlık oldu. İlgi de iyiydi. Çeşitli yangın söndürme tekniklerini öğrendik. Özellikle tüp, gazla ilgili teknikleri öğrendik. Ben de böylece ilk defa yangın tüpü kullanarak bir alev söndürdüm. Hoşuma da gitti. Arka taraftan geldikleri için tüpe ne tarafa çevireceklerini insanlar karışıyor. Çünkü genelde önden yaklaşıyoruz tüpe biz. Ters istikamete çevirerek kapatmaları gerektiğini o anda düşünemiyoruz. Biraz heyecan da oluyor tabii. Ben genelde çok mutlu oldum. Tahliyeler güzel oldu. Görevliler yerlerini almışlardı. Bundan sonraki tatbikatları da aynı şekilde ciddiyetle ve özenle yaparız. Başarılı olur diye düşünüyorum. Bugünkü yaptığımız tatbikatta da bina tahliyesi, LPG tüpü tanıtımı, onun yangını nasıl söndürülür, onlardan bahsettik. Yangın söndürme cihazlarının 3 farklı konumundan bahsettik. Yani köpüklü, CO2 ve kuru çim evi olmak üzere özelliklerinden bahsettik. Nasıl kullanılır, hangi mesafelerde kullanılması gerekiyor, bunlardan bahsettik. A sınıfı katı yangın maddelerinden, yani tahta parçaları yakarak, sıvı ve yanıcı maddelerle bunu biraz hızlandırarak daha da güzel bir yangın elde ettik. Arkadaşlarla bunları söndürdük. Arkadaşlara güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Hocama da tekrardan teşekkür ediyorum bu imkanı bizlere sunduğu için. Toros Üniversitesi'nin öğrencileri şu ana kadar katıldığım bütün tatbikatlarda şöyle söyleyebilirim. Karşılaştığım en güzel ilgilerden biriydi. Hani cidden güzel karşılandım. Tatbikata güzel katılım sağlıyorlar. Özveriyle geliyorlar. Denemek istiyorlar, uygulamak istiyorlar. Bunlar onlar için bir güzel tecrübe oldu. Umarım devamında kendilerini de getirirler. Bu özverilerinden, bu kendilerini güvenlerinden kaybetmezler. Daha da fazlasını kazanırlar diye düşünüyorum. Gönüllü itfaiyecilik personellerimiz bizim şu an iki farklı konumda var. Biri kırsal konumda, biri şehir konumunda. Şehir konumundaki iki farklı arkadaşımız burada. Benle beraber görev yapıyor. Gönüllü itfaiyecilikle tanışmam bir senemi aldı. Ve bir senedir gönüllü itfaiyeciyim Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'nda. Kırsal kesimlerinde 400-500 adet kırsal kesimlere müdahale eden gönüllü itfaiyecilerimiz var. Bizler de merkezin, şehrin ilk gönüllülerindeniz. Büyük afet durumunda personellerimize takviye amaçlı, yardım amaçlı bizler de görev alıyoruz. Sizleri de gönüllü itfaiyeci olarak görmek çok isteriz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Özellikle Toros Üniversitesi bizleri çok güzel karşıladı. Tatbikatımızda güzel enerjilerle karşılaştık. Teşekkür ederiz. Ben de bu gönüllü itfaiyeciliğe bir sene önce başladım. Başlamamdaki amaç yani aksiyon, macera, her şey yani itfaiyede buldum. Yani kendimi bunda adepte görüyorum, daha iyi hissediyorum. Yani burada itfaiye personellerine destek olarak onlara ihtiyaçlarını karşılama, onlara yardımda bulunmayla geliyoruz. 2017-2018 yılında başlamıştık en son dönemlerinde başlamıştık tatbikatların yapılmasına. 2018-2019 eğitim yıllarında da devam ediyoruz. Burada yine ABC türü katı yangınlarda, katı sıvı gaz yangınlarında olan durumları gözlemledik beraber. Bundan sonraki dönemlerde de beraber çalışacağımızı umuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Bizim öğrencilerimizin de ilgisini bayağı çekti. İş Sağlığı Güvenliği Bölümü öğrencisi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Buradaki yapılan tatbikat boyunca hepsinin çok büyük emeği ve desteği oldu. Hepsine de ayrıca teşekkür ederim.